Podcast dinle. Çantanın tam senetten meselesine ait bir kağıt getirirken kaybolması herhalde hayra alamet değildi. Fransızlar, emin olunuz ki çanta kaybolmuştur diyorlardı. Lozan'la Paris arasında telgraflar da işlemiyor mu? Bu soruya cevap verilmemesi, çanta hikayesinin Paris'ten gelen cevabı henüz meydana çıkarmamak arzusundan ileri geldiğini gösteriyordu. Cevap olumlu muydu, olumsuz mu? Olumsuz olsa derhal tebliğ edilirdi. Fakat Fransızlar henüz pazarlık fikrinden vazgeçmemişlerdi. Ellerinde talimatları birkaç şeklin muhtelif derecelerini tecrübe ede ede ne koparabilirse onu koparmak isteyeceklerdi. Senetler meselesi bu son safhasına doğru yürürken yine Fransızlar bu sefer de ayrıcalıklar meselesini ortaya çıkardılar. Yabancı şirketler Ankara'da görüşmelerde bulunuyorlardı. Görüşmeler iyi gidiyor, hatta birkaç şirkette ihtilaflı noktalar halledilerek anlaşma da sağlanmış bulunuyordu. Fransız gazeteleri bile gelen bilgilere bakarak şirketlerle görüşmelerin iyi yürümekte olduğunu memnun etti yazıyorlardı. Fakat General Pilli her şeye rağmen şirketler meselesini tekrar görüşme masası üzerine koymaktan kendini alamıyordu. Söyledikleri şuydu: Ankara'da görüşmeler devam ediyor ve uzayacak gibi görünüyor. Halbuki konferans ebediyen bu görüşmelerin sonucunu bekleyemez. Onun için şirketler hakkında anlaşmaya bazı prensipler koyalım. Ondan sonra Ankara'da görüşmeye yine devam edilsin. Mesela diyelim ki şirketlere verilen eski ayrıcalıklar geçerlidir ve yürürlüktedir. Bu ayrıcalıklar yeni şartlara göre düzenlenecektir. Ayrıcalıklar sahiplerinin savaş yüzünden uğradıkları zarar ve ziyanlar uygun şekilde telafi edilecektir. Şirketlerle hükümetler arasında uyuşma olmazsa mesele hakeme müracaat suretiyle halledilecektir. General Pilli bu meseleyi ortaya çıkarmayla aldığı talimatın niteliği de anlaşılmış oluyordu. Fransızlar konferansın sona yaklaştığı ve kendi meselelerinden başka ortada mesele kalmadığını görünce bu sefer kendi kozlarından bir kısmını diğer lehiyle kırmak istiyorlardı. Fakat bu görüşü kabul etmek eski ayrıcalık sözleşmelerini oldukları gibi tanımak demekti. Bu noktada başlıca güçlüklerden biri de 1914 anlaşması teşkil etmekteydi. Bu anlaşma yürürlükte ve geçerli olamazdı. Çünkü tam değildi. Onun için esasen Samsun-Sivas hattının Chester'a verilmesinde sakınca görülmemişti. İsmet Paşa daha ilk konferanstan beri, yani aylardan beri söylediklerini bir daha tekrara mecbur kaldı. Bu mesele bir kelimeyle konferansın yetkisi haricindedir. Şirketlerle hangi noktada bir anlaşmazlık çıkarsa hakeme gidelim. Fakat böyle bir anlaşmazlığın siyasi ve uluslararası bir konferansta işi nedir? Birkaç özel ayrıcalık meselesiyle şirket anlaşmazlıklarını bir konferans aracılığıyla ve siyasi baskılarla çözmeye çalışmak, o ayrıcalıkların ve sözleşmelerin eksikliğinden ve meşrutiyetinden şüpheli olmak demektir. Bu acele başka türlü yorumlanamaz. Bu sözlere cevaben hayır, şüphemiz yok diyorlardı. Fakat bu cevap yeterli değildi. Şüpheli oldukları için acele ediyorlardı. Aceleye getirip ve yalnız bu kaldı diyerek sözleşmeleri onaylattırmak istiyorlardı. Fakat İsmet Paşa cevabını esirgemiyordu. Şirketlerin savaştan kaynaklanan zararlarına gelince, hangi zararı telafi edeceğiz? Bu şirketler Osmanlı şirketi mi yoksa yabancı şirketler midir? Zararı telafi prensibiyle ileri sürüldüğü zaman açıklaması gereken ilk nokta bu şirketlerin tabiyeti noktasıdır. Eğer bunlar yabancı şirketlerse, 2. Lozan Konferansı'nda yabancıların zarar ve ziyanlarını karşılamaya kesin bir şekilde yaklaşılmıştır. Bunlar Türk şirketleri ise kendi tebaamıza karşı ne yaptıksa bu şirketlere de aynını yapacağız. Dolayısıyla ortada münakaşa edilecek mesele görmüyorum. Bütün bunlara cevaben tazmin değil taviz istiyoruz. Sözleşmelerini düzeltirsiniz olur biter diyorlardı. İsmet Paşa'nın cevabı şu oluyordu: yani şartlara göre düzeltme mi istiyorsunuz? Pekala, kabul ederim. Fakat bütün sözleşmeleri, borçlanma sözleşmelerini de yeni şartlara göre düzeltmek şartıyla. Bu mantıki söze hep aynı şeyi tekrar ediyorsunuz cevabını veriyorlardı. Kısacası belirli bir takım prensipleri antlaşmaya koymak istiyorlar, biz kabul etmiyoruz, böylece bu mesele de bu noktada kalıyordu. Ancak bu arada konferansın başında o kadar gürültüye sebep olan meşhur Chester projesi de ilk günden ileri sürülmemişken şimdi konferansın sonlarına doğru ortaya çıkarılıyordu. Bu 1914 anlaşması için Fransızlara müttefikler adına bir özet hazırlamışlardı. Bunu okuyorlardı. Bu meselede Türk görüşü meclisin onayından geçmemiş bir anlaşmanın kesinleşmediği merkezindeydi. Fransızlar muhtelif belgeleri toplamışlar. Bu anlaşma hukuken yürürlüktedir, geçerlidir, emri vakidir. Eğer protokol olarak bazı eksiklikleri kalmışsa bu savaştan ileri gelmiştir. Onun için bu anlaşmayı onaylamalısınız. Gerçi bu ayrıcalıkların bir kısmını Amerikalılara vermişsiniz. Fakat şimdi siz tanıyın, biz sonra Amerikalılarla anlaşmazlıklarımızı çözümleriz diyorlardı. Böylece birinci konferansın son günü İsmet Paşa harekete mecbur eden ve konferansı kesintiye götüren sözleşmeler meselesi tekrar ortaya çıkarılıyordu. Fakat İsmet Paşa cevap vermekten yorulmuyordu. Siz bir takım belgelerden bahsediyorsunuz, bunlara cevap verecek durumda değilim. Çıkardığınız her belgenin mutlaka bir karşılığı vardır. Ben de belgelerimi alıp size cevap vermeliyim. Mesele yalnız tek taraflı kağıtlar ve belgeler üzerine değerlendirilemez.
Meselenin çözüm yeri de burası değildir. Tekrar ediyorum, mesele bu konferansın yetkisi dışındadır. Fransızlar ısrar ediyorlar. Hayır, konferansın yetkisi dahilindedir. Bu inat ve ısrara karşı İsmet Paşa'nın cevabı şu oluyordu: o halde benim iznim ve yetkim haricindedir. Biz burada barışa esas olacak genel maddeleri görüşüyoruz. Belirli şirketlere dair teklifleri burada görüşmeye izinli değiliz. Bu mesele de burada kalıyordu. Demek ki senetler meselesinde İsmet Paşa 3 teklif yapmış, Fransızlardan cevap bekliyordu. Ayrıcalıklar içinde Fransızlar taviz teklifinde bulunmuşlar, bunu da İsmet Paşa kabul etmiyordu. Bu iki mesele arasında ara sıra boşaltma meselesi de ön plana gelmiyor değildi. İsmet Paşa, İstanbul'un ve boğazların ne zaman boşaltılacağını bir an önce tespit etmek istiyordu. Müttefikler cevaben, çıkacağız diyorlardı. Ne zaman? Burası belirsiz kalıyordu. Prensipler itibariyle antlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onaylanmasından hemen sonra çıkmayı ve bunu özel bir antlaşmayla metne eklemeyi kabul ediyorlardı. Ancak mesele bütün vaatlere rağmen boyuna askıda tutulmakta ve diğer meselelerin çözümlenmesine bırakılmaktaydı. Özel görüşmelerde durmaksızın söyledikleri şuydu: İnanınız ki çıkacağız. Ne zaman? İyi niyetlerinden şüpheye tahammül etmediklerini gösteren bir tavırla cevap veriyorlardı. Bize kötü niyet atfediyorsunuz. İnanınız ki çıkacağız. Fakat ne zaman? İşte bu mesele de bu sorunun cevabına bağlı kalıyordu. Günler geçiyordu. Fakat İsmet Paşa günlerin daha çok geçmesini ve konferansın bir iki mesele içinde çürümesini beklemedi. Amerika delegesiyle Türkiye-Amerika ticaret ve diplomatik ilişkilerini ayrı bir anlaşma ve tespit etmeyi kararlaştırdıktan sonra Sir Rumbold'u, Monsieur Montagne'yi, General Pilley'i ziyaret ederek daha ne kadar bekleyeceğini sordu ve senet faizleri hakkında hükümlerinden talimatın gelip gelmediğini öğrenmek istedi. Bu arada Venizelos'la da görüştüğü görülüyordu. Bu ziyaretlerin bir başka sebebi daha vardı. Fransızlar alacaklılarının ve şirketlerinin istediklerini bir türlü koparamayan General Pilley'nin İngilizleri ve İtalyanları teşvik ederek yeni bir 4 Şubat olayı hazırladığı hakkında bir takım söylentiler dönüyordu. Fakat ortak bir baskı o zaman bir sonuç vermediğine göre şimdi ne etki yaratabilirdi? General Pilley'nin müttefiklerine konferansın faiz parasına takılı kaldığını, oysa biraz enerjiyle hareket edilirse arabanın saplandığı bataktan çıkacağı ve barışın imza olunacağı güvencesini vermekte olduğu yanlış değildi. General Pilley müttefiklerine anlaşmayı yazalım, borçlar ve ayrıcalıklar meselesinde teklifimiz olarak ilave edelim. İşte son teklifimiz budur, ya kabul ya reddediniz diyelim. Göreceksiniz ki bütün diğer maddelere de uymuş oldukları bir anlaşmayı Türkler yalnız bu faiz parasıyla ayrıcalıkları işi reddetmeyeceklerdir diyordu. Teklif tehlikeli fakat ustacaydı. Gerçekten böyle bir durumda bu konferans nasıl sonuçsuz bırakılabilirdi? Bu konferans ilk tecrübeden sonra şimdi bir daha nasıl dağıtılabilirdi? Fakat Sir Horace Rumbold'la İtalyan başdelegesi İsmet Paşa'yı aylardan beri görmüşler, tanımışlar ve Türkiye'nin artık hiçbir fedakarlık yapamayacağını anlamışlar ve konferansın bittiği bir günde onu tehlikeye sokmak sorumluluğunu bir türlü üzerinde anlamamışlardı. İngiliz ve İtalyan başdelegeleri Fransız başdelegesinin bu teklifine karşı taşıdıkları sınırlı yetkilerin böyle bir mis en demure baskıya tahammül olmadığı beyanıyla teşebbüse katılmayacaklarını açıkça söylemişlerdi ve Fransızlar mutlaka böyle bir harekette bulunmak hususunda ısrar ediyorlarsa bütün yapabileceklerinin durumu hükümetlerine bildirmek ve yeni talimat istemek olacağını ilave etmişlerdi. General Pilley müttefiklerin bu tereddütünü Poincare'e yazmış ve Poincare Brüksel konferansında meseleyi diğer müttefik harici nazırlarıyla konuşacağı cevabına yollamıştı. O halde Lozan konferansı son devrinde bu sefer de Brüksel konferansına bağlı olacaktı. Fakat Brüksel konferansından ne çıkacaktı? Eğer Brüksel konferansında Monsieur Poincare İngiltere ve İtalya hükümetlerini başka bir pazarlıkla yola getirebilirse oradan buradaki Sir Horace Rumbold'la Monsieur Montagne'ye talimat gelecek ve Fransızların çevirmek istedikleri manevra baskı hareketi uygulanacaktı. General Pilley onun için meselenin görüşülmesini boyuna geciktiriyor, Poincare'den talimat beklediğini söylüyordu. Gerçekte kendi talimatından çok Brüksel konferansının sonunda İngiliz ve İtalyan delegelerine baskı emrinin gelmesini bekliyordu. Bu arada İsmet Paşa ile sık sık görüşen Venizelos fikrini soranlara durumu şöyle özetliyordu: görüşmeler bu duruma geldikten sonra şimdi senetler yüzünden kesinti mi olacak? Buna ihtimal vermiyorum. Esasen bütün anlaşmazlık senetlerle ayrıcalıklarla toplandı. Bu meseleyi de çözümleyecek bir formül herhalde vardır. Fransızlar talimatı getiren çantanın kaybolduğunu söylüyorlar, çeşitli bahanelerle boyuna vakit kazanmaya çalışıyorlar. Malum, fakat çanta hikayesi galiba doğru olacak. İngiliz heyetini ziyarete gitmiştim. Orada da aynı şeyi duydum. Fakat bu iş nihayet birkaç gün daha sürer. Çünkü Monsieur Poincare Brüksel'dedir. Paris'e geri dönecekler, karar verilecek. Bilmiyorum ama öyle anlaşılıyor. Mutlaka bir çare bulunacağı fikrinde misiniz? Ya ne olacak? Savaş mı olacak? Savaşı kim yapacak? Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş tehlikesi mevcut olabilirdi. Çünkü mesele iki taraf için de hayatiydi. Şimdiki savaş tehdidi ise tamamen teoridedir. Fakat yazık ki bu senetler yüzünden günler geçmektedir. Herhalde hafta sonuna kadar bekleyeceğiz. Cumartesi bir şekil bulunursa pazartesi toplantısında tescil edilir.
Ondan sonra yapılacak iş şu anlaşmayı sıraya koymak ve basmaktan ibaret kalır. Bu da nihayet 4-5 gün sürer. Özet olarak 15 güne kadar barış imzalanır. Ya Türkiye ile müttefikler arasında bu yüzden bir kesinti olursa o zaman Türkiye ile Yunanistan durumu ne olur? Barış antlaşması yine imzalanır mı? Niçin imzalanmasın? Yunanistan'la Türkiye arasında ihtilaflı mesele kalmamıştır. Bu iki memleketin savaşmaları ihtimali tamamen bertaraf olmuştur. Şimdi başucu anlaşmazlık Türkiye ile büyük devletler arasındadır. Fakat görüşmelerin uzadığını görürsek o zaman biz Türkiye ile barış antlaşmasını imzalarız. Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanmış noktalar bir kağıda yazılır, barış antlaşması şeklinde imzalanır, diğer taraftan genel barışın yapılmasını bekleriz. Yoksa burada oturup sonsuza kadar meçhulü bekleyemeyiz. Müsteveni Zeros'un sözleri samimiydi. Yunanistan'ın konferanstan Türk dostluğunda başka beklediği şey kalmamıştı. Nitekim birkaç gün daha bekleyerek meselenin halledilmediğini görünce Sir Rumble'da General Pirli, Mösyö Montagne'yi ziyaret ederek görüşmelerin ilerlediğini hissettiğini, Yunanistan ise müttefiklerle Türkiye arasında askıda kalan meselelerin çözümlenmesini daha çok beklemek için ordusunu belirli olmayan bir zaman seferberliği durumunda tutmayacağını, dolayısıyla konferans daha çok uzar ve bir kesinti ihtimali belirirse Türklerle tek başına barış yapmak üzere serbestlik hakkından yararlanacağını bildirmekte gecikmedi. Bu bütün anlamıyla General Pirli'nin beklemediği ve konferansın ortasına patlayan bir bombaydı. Bir taraftan İsmet Paşa da müttefiklere daha çok bekleyeceğini hissettirip duruyordu. General Pirli'ye senet meselesinden ve konferansın bitmemesinden Ankara'nın şikayete başladığını söylemiş ve çabuk bir cevap istemişti. İsmet Paşa, Fransız başdelegesine görüşme sonuçsuz kalırsa Lozan'ı terk etmek mecburiyetinde kalacağını söylemekten çekinmemişti. General Pirli, İsmet Paşa'dan 1-2 gün daha sabretmesini rica ediyordu. Bu 1-2 günde geçtikten sonra General Pirli, İsmet Paşa'nın yanına gelerek bu sefer yeni bir formül teklif etti. Muharrem kararnamesi, borçlanma sözleşmelerini tanımak, Türkiye'nin mali durumundan dolayı faizlerin 3'te 2'sini indirmek, bu teklifin anlamı şuydu. Paylaştırmadan sonra geriye kalan Türkiye borcunun faizleri frank olarak verilirse aşağı yukarı 35 milyon lira vermek gerekecekti. Bu toplamdan 3'te 2'si çıkarılırsa 12 milyon lira verilmiş olacaktı. Yalnız şu var ki Fransızlar bunun 7 yıl içinde olmasını istiyorlardı. İsmet Paşa Fransızların geri adım atması demek olan teklifi dinledikten sonra kabul edeceğini söyledi ve Fransız başdelegesinin ricası ve ısrarı üzerine muhalefet şerhini koruyarak Ankara'ya bildirmeyi ve gelen cevaba göre hareket etmeyi kabul etti. Teklif haber alan Fransızlar artık barışa doğru diyorlar ve Türk heyetinin bu indirimli şekli reddedebileceğine ihtimal vermiyorlardı. İşte Türk-Fransız faizler meselesi tam bu en gergin şeklindeyken Vaud kantonu barış konferansı şerefine Leman Gölü üzerinde bir vapur gezintisi düzenleyerek bütün heyetleri davet etti. Bu bütün Leman Gölü üzerinde yapılacak ve çeşitli heyetleri bir arada bulunduracak hemen hemen küçük bir seyahatti. İngilizler, İtalyanlar, Romanyalılar, Biberovic'den, Sırplar, Yunanlılar, Bulgarlar, Royal'den, Japonlar, Fransızlar ve Türkler Lozan Palas'tan çıkarak vapura binmek üzere o işe indiler. Bazı Fransızlar hala son dakika ortak bir baskı teşebbüsüne bel bağlayarak bir gün sonra belki savaşmak üzere birbirlerinden ayrılacak kimselerin bir gün önce bir arada nasıl eğlendiklerini görmek meraklı olacak diyorlardı. Bu fikir 45 günden beri Lozan'ı dolduran Fransız propagandasının bütün özünü ifade etmekteydi. Beyaz güzel bir vapur, her taraf tertemiz. Davetlilerin bir kısmı yukarı güverteye yerleşmişler, bir kısmı da Oyşi Parkı'nın iki tarafına polisler sıralanmış gölgeli yolları ve ağaçları arasından başlarında hasır şapkalar, ayaklarında beyaz pantolonlarla gelip diğerlerine katıldılar. Saat tam 3'te İsmet Paşa geldi, gri bir elbise giymişti. Gülerek herkese selamlayarak içeri girdi. Yanında sivil giyinmiş iki yaveri, Sabri ve Atıf Beyler vardı. Az sonra Sir Rumble, General Pirli, Mösyö Montagne, Mösyö Venizelos, Mösyö Theodorov, Mösyö Diamandi, hatta Amerikalı Mr. Greve'le gelmiş ve bunların hiçbiri kimsenin dikkatini çekmemişti. Fakat Türk başdelegesi gelince bütün gözler, objektifler kendisine çevrildi. Son birkaç günlük yorgunluğa rağmen yüzünde kesinti söylentilerinin dört dala koştuğu o günlerde hiçbir neşe eksikliği görünmüyordu. Önce Japon delegesinin yelpazeler üzerindeki resimlerini andıran hanımını selamladı. Samimi tavırlarla hatırını sordu ve 5 dakika kadar kendisiyle konuştu. Ondan sonra Romanya delegesinin yanına oturarak onunla görüşmeye başladı. Karşılarında iki diplomat daha vardı. Sohbet ediyorlar fakat belli ki konferanstan söz etmiyorlardı. Çünkü gülüşüyorlardı. Mösyö Venizelos bir köşeye çekilmiş, gözünün arkasından o zeki bakışlarıyla etrafı seyrediyor ve yanındaki Patris'in müdürüne bir şeyler anlatıyordu. Mösyö Venizelos 60 yaşında olmasına rağmen genç ve dinç bir etki bırakıyordu. Konuşulduğu zaman şirin, nazik bir adamdı. Girit'in en zengin adamı olduğu söyleniyordu. Bütün hayatı şöhret ve ikbalin en üst basamaklarında geçmişti. Yılda 5 milyon lira geliri olan zengin bir kadınla evlenmişti. Gençliğin sırrı bu sebeplerin tam içinden görülebilirdi. İsmet Paşa Diamandi'nin yanından kalktı. Mösyö Montagne, güvertenin sonunda bayrak direğinin yanında sigara içiyor, etrafı seyrediyordu.
Gergin yüzü, çıkık çenesi, keskin ve düşük burnuyla İtalya delegesinde modern kıyafete girmiş eski bir Romalı tipi vardı. Monsieur Montagne az sonra İsmet Paşa ile karşılaştı ve selamlaşarak konuşmaya başladılar. İkisi de ayakta, sigaralarını içerek, gülerek dereden tepeden konuşuyorlardı. Manzarayı görenler, aynı insanların bir gün önce en ağır savaş ve barış meseleleri üzerinde birbirleriyle mücadele ettiklerine inanamazdı. Monsieur Montagne'dan sonra İsmet Paşa, Sir Horace Rumble'da tesadüf etti. Onunla konuştu. İngiliz başdelegesi, Türk başdelegesine karşı büyük saygı gösteriyordu. Konferanstan değil, gezintiden söz ettikleri tavırlarından belli oluyordu. General Pilli, arkasında siyah elbisesi ve bembeyaz yüzüyle geldi. Elini uzattı. Paşa'nın elini sıktı ve gülerek, ''Bugün bütün objektifler size çevrilmiş.'' dedi. Türk başdelegesi, generalin güzel şakasına gülerek ve elini sıkarak karşılık verdi. Bu ihtiyar general, ertesi gün savaş ultimatomu verecek bir apokalips olabilir miydi? Bu yumuşak yüze öyle sert bir tavır yakışmıyordu. Leman Gölü'nün üzerindeki gezinti neşeli geçti. İsviçre hükümetinin delegelere bir arada temiz hava aldırmak fikrinin ruhi etkileri hiç olmazsa delegelerin danışmanlarının, muhabirlerin sinirlerini dinlendirmek açısından da olsa tabii ki iyiydi. Bu vapur gezisi yorgun kafalara huzur veriyordu. Amatör bir mandolin takımı vapurun bir tarafında bu huzuru büsbütün romantikleştirmek için hangi havalar lazımsa hepsini çalıp duruyordu. Vapurun sancak tarafı İsviçre, iskele tarafı Fransa kıyısıydı. Fransa kıyısındaki Elvis Les Bains önüne gelince gemi yavaşladı. Evans gazinosu beyaz mimarisi, geniş bahçesi, hasır iskemlelere oturmuş zengin kalabalığıyla renkli bir kartpostal gibiydi. Caddenin üzerinden bir otomobil geçiyordu. İskemlenin üzerinde bir iki meraklı Fransız ellerini ceplerine sokmuşlar, ağızlarının köşesinde sigara, yanaşan vapura bakıyorlardı. Ta yukarıda tepede büyük bir otel vardı. Mavi göle açılan pencerelerine güneşin kırmızı ışıkları çarpmıştı. Dağın en yüksek noktasında zengin ve eğlence meraklısı gezginleri bekliyordu. Kırı boyunca giderken Baut kantonu davetlerine İsviçre'nin en güzel içkilerini, bisküvilerini, yemişlerini ikram etti. Bir Türk danışmanı ''Bakınız şurası ne kadar değirmendereye benziyor.'' diyordu. Gerçekten değirmendereyi andırıyordu. Fakat bu bayındır yerin yanında karşısındaki Venizelos'un Yunan askerlerine yakıp yıktığı zavallı değirmendere şimdi bir harabeden başka neydi ki? İki Türk danışmanı konuşmaya devam etti. ''Şu gölün rengi ne güzel.'' ''Güzel fakat bizim denizin rengi nerede?'' Eliyle işaret ederek ''Şurası tarabeye benzemiyor mu?'' ''Sular bu derece durgun olmasa kendimi boğazda zannedeceğim.'' Gemi daima kıyı boyunca Rion nehrinin ağzına gelmişti. Rihon az ileride Leman Gölü'ne dökülürken onu bir takım tesisatla birçok topraklar üzerinden dolaştırarak şimdi buradan göle dökülmektediler. Glion, Les Evans, Montreux, Terite, sarp bayılara tırmanan finikülerleri, yeşillikleri, geniş, büyük güzel otelleriyle de göle bakıyorlardı. Binlerce metre yükseğe çıkmak ve etrafta tepelerin dinlendirici iklimi içine bakmak için İsviçreliler ne kadar rahatlık unsuru varsa hepsini burada toplamışlardı. Gemi Terite'de yavaşladı. Chetux de Chilion'un önünden geçiyordu. Taşkale'nin ağzında görünen kapısı mahkumların kapısıydı. Eski zamanlarda mahkum gece oraya getirilir, ayaklarına taş bağlanır, oradan göle atılırdı. Boğaz yalılarının kayıkhane kapılarını andıran bu deliğin üstünde orta çağ şatosu pencereleri, yüksek boyları ve acayip stilleriyle korkunç bir etki yaratıyordu. Vevey'den ve başka İsviçre köylerinden sonra gemi geç vakit tekrar o işe yanaştı. Vapurdan çıkarken kafası dinlenen bir Fransız danışman yanındaki Türk danışmana ''Çıkmasak'' dedi. ''Niçin? Senetlerden bıktım da onun için. Kim bıkmadı, kim usanmadı?'' Gece sakin geçti. Fakat ertesi sabah pazar olmasına rağmen delegelerin şato otelinde toplandıkları haber alındı. Bir Amerikalı muhabir, ''Pazar günü toplanmak iyi bir şey değildir. Geçen seferde işler iyi giderken bir pazar günü toplandılar ve dağıldılar.'' dedi. Toplantı öğleye doğru bitti. Delegeler salondan çıktılar. Merdivenleri inmeye başladılar. İsmet Paşa sigarasını içiyordu. ''Paşam, netice?'' İsmet Paşa, ''Netice yok. Görüşme bitmedi. Devam edeceğiz.'' ''Kesin tavası var mı paşam?'' İsmet Paşa, ''Öyle bir şey hissetmedim.'' Diğer delegeler de aynı şeyleri söylediler. Güya cumartesi birkaç saat gölde gezinilmişti. Fakat sinirleri ve kafaları biraz dinlenir dinlenmez, delegeler bu pazar toplantısını icat ederek bütün bir tatil gününü ödemekte geçinmişlerdi. Delegeler Leman Gölü gezintisinin ertesi pazar sabahı, önce kendi aralarında ve pazar akşamı da uzmanlar İsmet Paşa'nın yanında toplanarak görüşme, Fransız heyetinin alacakları adına düzenleme yapamayız ifadesiyle çıkmaza girince 11 Haziran pazartesi konferansın heyecanlı bir günü oldu. Pazartesi sabahı İsmet Paşa erkenden müttefikler delegelerine bir nota gönderdi. Senetler meselesi hakkında Ankara'dan aldığı son ve kesin talimatı bildirdi. Bu talimata göre faizlerin ödeme parası cinsinde Türkiye için hiçbir fedakarlık imkanı yoktu. Ankara hükümeti taşıyabileceğinin üstünde taahhüte girişmek istemiyordu. Şimdiye kadar birçok fedakarlık yapmıştı. Tamirat meselesine devletlerin vaatlerine inanılarak Yunanlılardan 4 milyar frank alınacak yerde harap Karaç istasyonuyla yetinilmişti.
Meis Adası hayati bir nokta olmasına rağmen İtalya'ya bırakılmıştı. Bunlardan başka daha birçok noktalarda fedakarlık edilmişti. Fakat faizler verilecek paranın cinsinde artık fedakarlık yapmaya imkan yoktu. Kaç günden beri Fransızların bir ultimatomdan söz edilir ve Brüksel toplantısı sonunda müttefiklerin bir baskıda bulunacakları yayılırken şimdi İsmet Paşa'nın müttefiklere bir nota verdiği görülüyor ve bu nota aksini bekleyen siyasi hava içinde yıldırım etkisi yaratıyordu. Lozan Palas'ın holünde gezinen Fransızların yüzünden şaşkınlıkları belliydi. 11 Haziran Pazartesi saat 5'te Oyşi'de toplanmasından daha önceden kararlaştırılan konferans İsmet Paşa'nın bu sabahki mektubu üzerine nasıl bir hava içinde geçecekti? Müttefikler Türk görüşünü kabul edecekler miydi? Yoksa görüşmeyi kesecekler miydi? Merak edilen buydu. Geç vakit herkes otelin holüne, salonlarına toplanmış, delegelerin dönüşünü bekliyordu. Saat 5'te görüşmeye başlamışlardı. Saat 7 olduğu halde görüşmenin devam ettiği bildiriliyordu. Nihayet saat 7.30'da İsmet Paşa'nın otomobili geldi. Paşa otomobilden indi. 20-30 gazeteci birden cam kapıda kendisini karşıladılar. İsmet Paşa gülerek yürüyordu. Arkasından gelen Hasan Bey'in yüzü çatıktı. Rıza Nur Bey'in bakışı tamamen ifadesiz, bir şey belli etmiyordu. İsmet Paşa içeri girdi. Doğruca asansöre gitti. 20-30 gazeteci 2 metre geride durmuşlar, bir söz bekliyorlardı. İsmet Paşa muhabirlerin halinden anladı. "Şimdi size tebliğ edeceğiz," dedi. "Paşam iyi mi, fena mı?" İsmet Paşa gülerek "Fena," dedi. Paşa'nın Türkçe söylediği bu kelime oradaki 20-30 yabancı gazeteci tarafından işitilince anlayanlarda bir hayal kırıklığı, anlamayanlarda daha büyük bir merak yarattı. Yabancı muhabirler Türk muhabirlerin etrafını aldılar. Ne dedi, ne dedi? Sonunda durum anlaşıldı. Konferansın pazar toplantısı gibi pazartesi toplantısı da sonuç vermemişti. İsmet Paşa Ankara'dan kesin talimat aldığını, faiz olarak ne vereceğini anlamadıkça hiçbir beyannameye imza atmayacağını söylemişti. Bu kesin red karşısında Fransızlar şu cevabı vermişlerdi. Şahıslar adına taahhüte girişemeyiz. Yalnız şuna razı olabiliriz. İleride duruma göre indirim yapmak üzere alacaklılarla doğrudan doğruya görüşeceğinizi isterseniz vereceğiniz beyannameye ilave ediniz. Fakat frank ödemek gibi açık bir tayine kalkarsanız bunu kabule etkimiz yoktur. İsmet Paşa bu teklifi reddetmişti. Reddedince bu sefer müttefikler talimatınıza uyarak yaptığınız teklife verdiğimiz cevabı rica ederiz. Hükümetinize bildirin demişler. İsmet Paşa ise buna lüzum olmadığı karşılığını vermişti. Toplantı böyle bitmişti. İki taraf da görüşlerinde ısrar ediyordu. Senetler meselesinin iç yüzü. Bu kadar gürültüye sebep olan, bu derece ısrarla üzerinde durulan, bütün arabuluculuklara rağmen sonuca bağlanmayan davanın esası neydi? Senetler meselesinin iç yüzü anlatılmaya değer bir hikayedir. Mesele Option the Change'den, yani alacaklılarla paranın cinsini seçme hakkını bırakılmış olmasından doğuyordu. Borçlanma sözleşmelerinin üzerinde İstanbul'da Osmanlı altını, Londra'da İngiliz şilini, Paris'te Fransız frağı yazılıydı ve alacakların senetleri bu paralardan hangisiyle isterlerse onunla alma hakları vardı. Fakat alacaklara bu hak niçin verilmişti? İşte davanın ruhu buradaydı. Alacaklara bu hakkın verilmiş olması ileride spekülasyon yapabilmeleri için değil kolaylık sağlamaları maksadıylaydı. Yani Option the Change kabul edilerek Londra ve Paris'te bulunan alacakların paralarını bulundukları şehirde alarak zahmet ve masrafa katlanmak mecburiyetinden kurumlarını sağlamak istenmişti. Borçlanma sözleşmelerinin yapıldığı tarihte bu kolaylığın sağlanmasında hiçbir sakınca yoktu. Çünkü her memlekette tedavül eden para altındı. Farklı ülkelerdeki altın fiyatlarının da farkı olmadığı için Türkiye'nin de borçlarının faizlerini her yerde eşit değer gösteren muhtelif 3 cinsten hangisiyle istenirse onunla ödenmesinde ne alacaklı için fayda ne borçlu için zarar düşünülemezdi. Oysa Dünya Savaşı şartlarının doğduğu bir sonuç olarak şimdi her memlekette kağıt parayla altın para arasında büyük farklar oluşmuştu. Diğer taraftan çeşitli memleketlerin kağıt paraları arasında da kısmen kağıt paraların basılmış miktarlarından, kısmen borsa spekülasyonlarından doğan yine ayrıca büyük bir kambiyo farkları doğmuştu. Osmanlı borçlarının genel savaştan önceki faiz ödemelerine bakıldığı zaman görünüyordu ki İstanbul'da yapılan ödemeler genel toplamın yarısından fazlasını teşkil etmekteydi. Yani senetlerin yarıdan fazlası İstanbul'da ve Türk parasıyla ödenmekteydi. Geri kalan ödemelerin bir kısmı Paris'te Fransız frağıyla, diğer kısmı da Londra İngiliz şiliniyle ödeniyordu. Fakat Dünya Savaşı çıkarınca paralar arasında dehşet verici farklar ve kambiyo derdi meydana çıktı. Bunun üzerine alacaklılar önceden İstanbul'da Türk parasıyla aldıkları faizleri bu sefer Londra'da İngiliz parasıyla almaya başladılar. Çünkü alacaklılar böylece yalnız senet faizlerini almakla kalmıyorlar, aynı zamanda büyük spekülasyonlar kârları da sağlamış oluyorlardı. Lozan Konferansı'nda Türk tezi şuydu. Bir kısım alacaklılara senet bedellerini istedikleri parayla alma hakkı kolaylık için ve kambiyo farkı olmadığı bir zamanda verilmişti. Bu sebeplerden dolayı artık faizleri Londra'da yani İngiliz parasıyla ödemek mümkün değildi. Kambiyo farkı olmadığı zaman senet bedelleri Londra'da alan alacaklıların miktarları %10'du. Halbuki şimdi faizi Londra'da almaya çıkarlarına uygun gören bütün alacaklılar senet bedellerini Londra bankalarından almaya başlamışlardı. Böylece eskiden %10'dan ibaret olan İngiliz şiliniyle ödemeler şimdi %100 miktarına varmıştı. Yani alacaklılara spekülasyon kârı temin edebilmek için
Türkiye bütün faizleri yalnız İngiliz lirasıyla ödeme mecburiyetini düşürülüyordu. Bu mecburiyet yüklenmekse Türkiye için yıkılma, yoksulluğa, sefalete mahkum olmak demekti. Mali Vekaleti de 1918'den itibaren bu İngiliz lirasıyla yapılan ödemeleri protesto etmiş, bu süreçte mecburiyeti tanımamış, kabul etmemişti. İşte senetler meselesi mesele olmaya buradan başladı. Bütün protestolar, itirazlara, haklı iddialara cevaben devletler Türkiye'ye bunun bir hak olduğundan bahsettiler. Fakat Mant'ın açıkça mahkum ettiği ifadeleri doğru kabul edilseydi bile yine düşünmek gerekirdi ki senetlerin ödenmesi için karşılık olarak alınan varidat eskisi gibi altın değil artık kağıt parayla tahsil olunuyordu. Altın diye bir alışveriş akçesi kalmamıştı. Bu takdirde faizlerin İngiliz lirasıyla ödenmesine tabiatıyla ve maddeten ve imkan kalmamıştı. Dolayısıyla Türkiye için bu bakımdan da bir mecburiyet söz konusu olamazdı. Bu durumdan doğan devlet zararı gelince o büsbütün ayrı bir hikayeydi. Eğer bütün faizleri aralarındaki müttefik devletlere dayayan alacakların istedikleri gibi İngiliz lirasıyla ödemek gerekse, Osmanlı borçlarının faizlerinin senelik ödemeleri akta durgunluk verecek astronomik oranlara ulaşırdı. Mesela senelik faiz miktarı 4,5 milyon lira kadar tuttuğu halde faizi Londra'da ödemek mecburiyeti Türk hazinesini kağıt parayla senede 22 milyon lira ödemek zoruna düşürmekteydi. Nerede kaldı ki Türk hazinesi için senetlerden başka Osmanlı borçları masraflarının iç borçlanma faizlerinin de ödemek lazımdı. Düğün-i Umumiye'nin senelik varidatı 40 milyon liraya varıyordu. Buna 12 milyon lira tutan yetim ve dul maaşlarıyla özel ödenekleri de ilave etmek gerekirdi. Son savaşın sonucu olarak bir takım yetimlere şehit ailelerine verilen 8 milyon lira da ilave edilince yekün yuvarlak rakamla 60 milyon lirayı buluyordu. Bu 60 milyon lira Türkiye genel bütçesinin o tarihte %60'ı demekti. Halbuki genel hizmetler haricinde Türkiye bütçesine yalnız Yunanlıların yaktıkları ve yıktıkları şeyleri ve köyleri tamir için her sene ayrı bir ödenek koymak gerekirdi. Bu mali durum karşısında altın ödemede bulunmak imkansız bir varsayımdı. Türkiye bütçesinin %60'ını borçlarına karşılık koyarsa geriye kalan %40 ile bu memleketi nasıl idare, harabeleri nasıl imar edebilirdi? Demek ordu olmayacaktı, donanma olmayacaktı, devlet hizmetlerinin hiçbiri olmayacaktı. Yalnız alacaklılar fazla kâr edebilmek için altın lira alacaklardı. Bu durumu rakamlarla açıkladıktan sonra Türkiye eti müttefiklere şu teklifte bulunuyordu. Kurla ilgili seçim hakkı aslında hak sayılmaz. Bu vaktiyle alacaklara yalnız kolaylık olmak üzere verilmiştir. Onun için alacakların faizi Osmanlı altını, İngiliz lirası, Fransız frangı olarak almakta haklı oldukları davası meselenin aslına bakınca dayanaksız kalır. Biz Osmanlı borçlarını ve borçlanma sözleşmelerini, hatta bunların şartlarını tanıyalım, kabul edelim ve onaylayalım. Ancak parayı alacakların keyfine göre istedikleri cins üzerinden almakta serbest olmalarına açık muhalefet şerhi koyar, bu noktayı düzeltiriz. Türkiye heyetinin müttefikleri yaptığı teklife dayanak olarak gösterdiği de hesapta açıktı. Devletlerin borcu yalnız kur farkı yüzünden 7-8 katına çıkıyordu. Türkiye bunu tanıyamazdı. Sonuç şuydu. Borçlanma sözleşmelerini onaylamayı kabul ediyor fakat buna karşılık paranın cinsini de kesin biçimde belirlemek istiyorduk. Bir çözüme varabilmek için Türkiye'nin birinci teklifi faizlerin Fransız frangı ile ödenmesiydi. Faizleri frankla ödemek görülmemiş bir olay değildi. Fransız hükümeti vaktiyle aktettiği borçlanmaları kendi tebaasına kendisi de frankla ödüyordu. Aynı şekilde Bulgaristan'a da frankla ödeme kolaylığı gösterilmişti. O halde aynı kolaylıkların Türkiye'ye de gösterilmesi tabii ve zorunluydu. Nerede kaldı ki borçların %90'ı zaten Fransız frangıyla alınmıştı. Fransız frangıyla verilen bir borcun faizini İngiliz lirasıyla istemek garip bir adaletsizlikti. Onun için İsmet Paşa müttefiklere, işte bu teklif çerçevesinde borçlanma sözleşmelerini istediğiniz gibi onaylayalım, diyordu. Müttefiklerin cevabı şu oluyordu. Biz sizden yalnız borçlanma sözleşmelerinin bir beyanname ile onayını istiyoruz. Çünkü borçlu olan devlettir. Siz devleti temsil ediyorsunuz. Onun için beyannameyi vermek yetkisine sahipsiniz. Halbuki sizin bizden istediğinizi yapmak bizim yetkimiz dahilinde değildir. Borçlanma sözleşmeleri özel sözleşmelerdir. Bu meselenin ancak alacaklarla çözümlenmesi gerekir. Görüşünüz doğru olabilir. Fakat biz onların haklarına zarar veremeyiz. Alacaklarla konuşunuz. Oysa Türkiye'de alacaklarla da konuşmak istemişti. Nitekim Türk delegesi Hasan Bey kalkmış, Paris'e ayaklarına gitmişti. Fakat alacaklılar Hasan Bey'le anlaşmak istememişlerdi. Meseleyi görüşmeden önce Türkiye'nin mali durumunun incelenmesi gerektiğini, bunun için de önce barışın imzalanması lazım geldiğini söyleyerek görüşme yapmaktan kaçınmışlardı. Bu durum karşısında Hasan Bey Fransız hükümetine şöyle demişti. Anlaşmak maksadıyla kalktık, buraya geldik. Buraya gelmekle aradaki zorluklara bir çare aramak, alacaklarla görüşerek uzlaştırıcı bir şekil bulmak istedik. Alacaklar reddettiler. Onun için eğer siz Türkiye'den beyanname istemekte ısrar ederseniz, biliniz ki kambiyo hususunda açık muhalefet şerhi koymadan bu beyannameyi vermeyeceğiz. Hasan Bey durumu Fransa hükümetine böylece bildirdikten sonra Paris'ten kalkmış Lozan'a dönmüştü. Kısacası İsmet Paşa'nın mesele üzerindeki görüşü açıktı. Türkiye Osmanlı borçlarını ve sözleşmelerini tanır fakat İngiliz lirası ödemeye mali gücü yeterli değildir. Türk teklifi frankla ödeme yapmaktır ya da onaylarız fakat toplam olarak yılda ne vereceğiz bunu bilmeliyiz.
Yoksa meseleyi kesip atmadıkça beyanname vermeyiz. İşte asıl ve esası iç yüzü bu şekilde özetlenebilecek olan senetler meselesi şimdi en son sahaya gelmiş, konferansta yeni bir kesintiye sebep olabilecek bir önem göstermişti. İsmet Paşa Ankara'dan aldığı en son talimatı ileri sürerek müttefiklere Türk görüşünü bir defa daha tekrarlamış, verilen izinleri saymış, artık Türkiye için yeni bir fedakarlığa imkan kalmadığını anlatmıştı. Müttefikler tekrar şahıslar adına taahhüde girmeye yetkimiz yoktur. Yalnız ileride mali durumunuza göre bir eksilme için alacaklarla konuşmak istediğiniz fikri açıkça ifade ederek beyanname koyunuz. Fakat eğer frankla ödeme gibi belirli bir şekil teklif ederseniz biz bunu kabulü yetkili değiliz. Son talimatınıza uygun olarak yaptığınız bu teklife verdiğimiz cevabı rica ederiz. Hükümetinize bildiriniz demişlerdi. İsmet Paşa Ankara Büyük Millet Meclisi hükümetinden kesin talimat aldığı için yeni talimata lüzum olmadığını söylemiş, Düyuni Umumiye Senetleri hakkında muhalefet şerhi koymadıkça beyannameyi vermemize imkan olmadığını tekrar etmişti. İşte 11 Haziran Pazartesi toplanan özel konferans böyle geçmiş, neticede iki tarafta görüşlerinde ısrar etmişlerdi. Fakat ne olacaktı? Herhalde Türkiye için meselenin İsmet Paşa'nın dediğinden başka türlü çözümlenmesine imkan yoktu. İsmet Paşa daha başlangıçta müttefiklere meseleyi çözüme kavuşturmak için birinci şartın beyanname istememek olduğunu söylemişti. Beyanname istemezseniz biz de şimdi düzeltme teklifinde bulunmayız. Hiçbir taahhüde girmeden alacaklarla meselenin çözümüne de sonra bakarız demişti. Müttefikler bu teklifi kabul etmemişlerdi. Siz önce beyannameyi vererek barışı imzalayınız, sonra gidip alacaklarla konuşursunuz. Onlar da size kolaylık gösterirler demişlerdi. Ya göstermezlerse? Türkiye borcunu namusluca tanıyor, ödemek istiyordu. Yarın alacaklarla Türkiye arasında bir uyuşmazlık çıkarsa meseleyi kim halledecekti? Alacaklar tabii top tüfek alıp Türkiye'nin karşısına dikilecek değillerdi. Mesele dönüp dolaşıp yine hükümete intikal edecekti. Onun için İsmet Paşa, Fransa hükümeti meseleyi şimdiden çözüme kavuştursun, biz de endişeden kurtulalım, borcumuzun ne olduğunu kesin olarak anlayalım, diyordu. Frank ödemek isteyişimiz mutlaka Fransız parası vermek için değildir. Maksadımız kambiyo farkını gidermektir. Hakikatte istediğimiz mali gücümüze uygun bir para ödemektir. Onun için bu görüşten hareket ederek Frank'ın bugünkü piyasasına nazaran ne kadar tutuyor isterseniz bunu tespit edip kesin bir rakam da elde edebiliriz. Yeni Frank'ın şimdiki piyasasına göre kaç Türk lirası verileceğini de pazarlık edebilirim diye ilave ediyordu. Fakat müttefikler İngiliz lirasıyla ödeme imkanını ortadan kaldıracak hiçbir muhalefet şerhi koymaya yanaşmıyorlardı. Alacaklarsa gelip konuşarak meseleyi çözüme kavuşturmak istemiyorlardı. Onlar Paris'te, Londra'da koltuklarına gömülmüşler, ağızlarında sigaralar, Lozan'daki heyetlerin ve o heyetlerin temsil ettiği büyük devletlerin Türkiye'nin gırtlağına basmalarını, kağıt yerine altın tanıttırmalarını istiyor, hep bunu bekliyorlardı. Haziran'ın ortalarına doğru durum bu merkezdeydi. Aylardan beri süren görüşmelere rağmen meseleye çıkar yol görünmemekteydi. Fakat geçerken hiçbir çözüm yolu kalmamıştı ve bu yüzden barış olmayacak mıydı? İsmet Paşa'ya göre meselenin 3 çaresi vardı. 1. Beyanname vermemek. 2. Beyanname vermek fakat senetlerin Fransız frangı ile ödeneceğini kaydetmek. 3. Borcumuzun tutarını görüşerek kesin bir rakam halinde beyanname yazmak. İşte senet meselesinin iç yüzü ve geçirdiği safhaların hikayesi. Durum gergindi. Fakat müttefiklerin sonunda bu 3 yoldan birini kabule mecbur kalmaları imkansız değildi. İsmet Paşa'nın notasına rağmen müttefikler çevresi ümitsiz görünmüyordu. İsmet Paşa'nın nota verdiği günün ertesi salı günü ayrıcalıklar meselesi tekrar görüşülecekti. Senet meselesi hakkındaki son durumu hükümetlerine yazacaklarını söylemişlerdi. Hemen o akşam yazacaklar, iki güne kadar cevaplarını alacaklar, belki birkaç günlük bir gecikmeyle meseleyi tekrar konuşacaklardı. Senet meselesi bir hastanın ateş nöbeti grafiği gibi 37,5 ile 40 arasında inip çıkıp müzmin bir hale gelmişti. Sürekli yapılan toplantılara ve özel konuşmalara rağmen bir türlü anlaşılmaması konferansın sonucu hakkında Lozan'dan çok Türkiye'de az çok bir ümitsizlik uyandırdı ve fikirlerde kesinti bekleyen bir akım başladı. Bir uzlaşma zemini bulunacağı ümit ediliyor. Bu hafta artık konferansın akıbeti anlaşılacak. Yarın kesin gündür. Konferansın son safhasına girdik. Gelecek hafta her şey bitmiş olacaktır. Bugün son gündür. Hayır, yarın son gündür. Konferans buhran geçiriyor. Kesinti ihtimali yoktur. İşte konferansın son ayı memleket gazetelerinde her gün çıkan başlıklar bunlardı. Bu bitmek bilmez meselenin yalnız kısacık telgraflarını okumakla memleket kamuoyunda bıkkınlık başlamıştı. Görüşmelerin gelip geçişi, ani geçici şekillerden doğan hisleri ifade eden telgrafların konferansı uzaktan takip edenler üzerinde böyle bir etki yaratması tabiydi. Hatta denilebilir ki durumu gazete telgraflarından ve uzaktan takip eden insanlar üzerinde birbirini yanlayan haberlerin işkence etkisi yaratmalarına da hayret edilmeliydi. Fakat sahada haberlerin okunması Türkiye'de fikirleri bu kadar üzer ve yorarsa aylardan beri her gün, her saat meselelerin kendilerini düşünen ve her tarafın binlerce sendov aletine bağlanmış gibi boyuna gerilip gevşen bir atmosfer içinde yaşayan heyetlerin ne halde olması gerekirdi? Fakat dışarıdan görünüşü ne kadar üzücü, içerideki hava ne kadar sıkıcı olursa olsun, konferansın kesintiye uğrayacağına içten inanmak mümkün değildi. Herkes de günün birinde ani bir müdahaleyle buhranın geçeceği, hastanın iyileşeceği hissi hakimdi.
Buhran şu şekilde seyrine devam ediyordu. 1923 Haziran'ın ilk gününden son gününe kadar tam bir ay kuliste müttefiklerin Türkiye üzerinde ortak bir baskıda bulunacakları haberi yayılmıştı. Bu baskı haberi hemen hemen bütün Fransız basın tarafından birinci plana alınmıştı. Havas Ajansı gibi yarı resmi propaganda kurumları Fransız delegeler heyeti tarafından telkin edildiğine şüphe olmayan her çeşit heyecanlı söylentileri dünyanın dört tarafına ulaştırmaktaydılar. Talimat geldi, gelmedi. Talimat bekleniyor, hayır beklenmiyor gibi her gün türlü söylentiler yayınlamak gerginliği daima bir derece tutmak isteyen Fransız heyetince zorunlu görünmekteydi. Gerçekte gergin olan meselelerden çok sinirlerdi. Kesin olacağı tahmin edilen pazar oturumu 10 Haziran bu sinirin gerginliği içinde geçmişti. 2 saat konuşulmuş, bir sonuç elde edilememişti. Fakat konferanstan çıkan İsmet Paşa, müttefiklerin kesintiye benzer bir hava yaratıp yaratmadıkları sorusuna "böyle bir şey sezmedim" cevabını vermişti. Akşam üzeri müttefikler İsmet Paşa'nın yanında toplanmışlardı. Bu görüşmede sabah toplantısındaki beyannameye ileri indirim uygulamak hususundaki muhalefet şerhi koyunuz teklifi etrafında görüşülmüştü. Fakat muhalefet şerhi önemliydi. Gece 3 saat görüşülmüş, yine anlaşılamamıştı. Bu toplantının sonuç vermemesi de sinirlere hiç olmazsa eski gerginliğini kaybettirmemişti. Pazartesi sabahı 11 Haziran İsmet Paşa müttefikler delegelerine birer mektup göndererek şimdiye kadar yaptığı fedakarlıkları saydıktan sonra "rica ederim bu meseleyi artık bitirelim" demişti. Bu mektup üzerine yine toplanılmış, yine konuşulmuş, mesele yine çözümlenememişti. Bunun üzerine senetler yine halledilemeyince her taraf krizin çözümlenmesinin artık çok güç olacağını hükmetmiş, sinirler biraz daha gerilmişti. Fakat bu gerginlik görüşmeden yarım saat sonra herkes banyosunu alınca biraz yatışmak eğilimi göstermişti. Beaver Beach'teki İngilizler büyük soğukkanlılıklarıyla durumda bir yenilik yoktur. Görüşme devam ediyor. İngiliz heyetinin fikri herhalde bir düzeltme çaresi bulunacağı merkezindedir demekteydi. İngilizlerin arkasından General Pirli odasından aşağı inmiş ve "ne kesinti, ne askıya alma, ne erteleme, hiçbir şey yok. Görüşüyoruz ve barışa ulaşmaya çalışıyoruz" diye ilave etmişti. İşte böylece sinirler delegelerin elleriyle geriliyor, yatışıyor, sonra yeniden çekiliyor, yeniden bırakılıyor ve sanki esneklik ve dayanıklılık dereceleri Lozan Konferansı adı verilen siyasi jimnastik salonunun bütün tecrübelerinden geçirilmek isteniyordu. 11 Haziran görüşmesinden sonra gerginliğin son hadde vardığı görülerek iki tarafında tam bir hafta senet meselesine dokunmaktan çekinir gibiydi. Fakat bu yüzdeki gerginliğe rağmen durumda iyiye doğru gidişin ancak ve çok dikkatle fark edilebilen belirtileri de yok değildi. Haziran başından beri Fransızların amaçlı çıkardıkları söylentilere rağmen müttefiklerin ortak bir baskı hareketine cesaret edememişlerdi. Böyle bir hareketin kötü sonuçlar doğuracağını tahmin etmişlerdi. Müttefikler delegelerinin hukuki durumları bu meseleyi görüşmeye müsait değildir. Denemelerine rağmen formüle transactionella teklifi suretiyle ikinci bir geri adım atmışlardı. Fakat Türkiye heyeti bu formülü kendisini tatmin eden nitelikte görmemiş, kabul etmemişti. Senetler meselesi bu haliyle devam ederken bir an müttefikler ayrıcalıklar meselesini kurcalamak istemişler fakat burada da Türkiye heyetine hiçbir fedakarlık kabul ettirememişlerdi. Yalnız her iki taraf bir aydan beri birbirlerine söylemekten yoruldukları fikir ve açıklamaları bir daha tekrar etmişlerdi. Bu vaziyet karşısında bu sefer tarafsız olanlar el altından bir çare bulmak için çalışmaya başladılar. Fransız heyetinin Türkiye heyetini razı etmek için bütün delegelere başvurduğu görülmüyor değildi. Nitekim Fransız heyetinin telkiniyle Romanya delegesi Mösyö Diamandi ile bile İsmet Paşa'yı ziyaret ederek General Pirli ve Türkbaş delegesi arasında bir anlaşma yolu aranmaya teşebbüs etti. Romanya delegesi İsmet Paşa'ya derhal ayrıcalıklarla görüşülmesi fikrini telkin ediyordu. İsmet Paşa'nın cevabı "biz ayrıcalıklarla görüşmeye girmek istedik fakat onlar kabul etmediler" cümlesi olmuştu. Gerçi Diamandi'nin General Pirli ile görüştükten sonra Türkbaş delegesine bu fikri telkin etmesi alacakların bu sefer görüşmeyi kabul edeceklerini göstermiyor değildi. Nitekim Mösyö Diamandi de Türkiye'nin İngiliz lirası esasını kabul etmesi şartıyla alacakların İngiliz lirasına askeri ve sabit bir yol tayin ederek onu istemeleri ihtimali olduğunu söylemişti. Fakat İsmet Paşa alacakların görüşmeye yanaşmadıkları cevabını vermiş, sonunda durumun onların arzusu oluncaya kadar ebediyen askıda tutulmayacağını da açıkça söylemişti. Alacaklarla görüşmenin Fransız çevrelerinde yeni bir ümit akımı yarattı, artık buna yanaşmak istedikleri yalnız Mösyö Diamandi'nin teşebbüslerinden değil, Fransız mali danışmanı Mösyö Bargetter'ın açık ifadelerinden de anlaşılıyordu. Birkaç gün önce barıştan önce alacaklarla nasıl görüşme yapılabilir? Henüz Türkiye-Fransa düşman vaziyettedirler. Türkiye'nin mali durumunu alacaklılar şimdi inceleyemezler diyen aynı Mösyö Bargetter'ın birkaç gün sonra "zannediyorum ki alacaklılar şimdi görüşebilirler çünkü barış olmak üzeredir. Sonra niçin görüşmesinler? Türkiye'nin durumu malum. Bu parayı ödeyemez. Onlar için derhal görüşülüp ihtilafa sebep olan prensip noktası halledilebilir. O zaman bir taraftan barış imzalanır, aynı zamanda onlar da size karşı taahhüt altına girer" diye ağzını değiştirmiş görünüyordu. Her iki Lozan Konferansı'nın belki en dikkate değer, en karakteristik devri yaşanıyordu. Senetler meselesi denen hastanın başında bütün heyetler toplanmışlar, eller çenede bir çare arıyorlardı.
Lozan Palas'ın alt katında, üst katında delege, danışman, muhabir, herkes bir formül arıyordu. Herkesi içinden çıkan bir logaritmayı halletmek isteyen adamın merakı heyecanı sarmıştı. Şimdiye kadar gerek Türk heyeti tarafından, gerek Fransız heyeti tarafından, gerek araya giren İngilizler, İtalyanlar, Romanyalılar tarafından ileri sürülen, üzerinde görüşülen formüllerin sayısı muhtelif heyetlere ait danışmanların yaptıkları bir hesaba göre 15'ten eksik değildi. Bu formüllerin 15'i de barışa varmak iyi niyetiyle düşünülmüş, düzenlenmiş olmalarına rağmen kimseyi tatmin etmemişlerdi. Fakat bu arada bir gün konferansın bulutlu ve fırtınalı göklerinde bir müjdeci yıldız gibi iyi bir haber doğdu. Sir Rumbleton sonunda iki tarafı uzlaştıracak sihirli formülü keşfettiği duyuruldu. Bu formülü kapsayan Türk beyannamesinin esası şuydu. Ben aşağıda imzası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adına beyan ederim ki gerek Muharrem kararnamesinde ve eklerinde gerek borçlara dair olan diğer anlaşma ve sözleşmelerde mevcut havale, borçların tahsisi ve diğer bütün hükümler iş bu tarihinden itibaren bir anlaşmayla değiştirilmedikçe geçerlidir. Yalnız borçların ödeneceği akçe cinsi bundan müstesnadır. Bu mesele Türkiye'nin hükümetine ait olup iş başındaki hükümetle alacaklar arasında halledilecektir. Bundan dolayı Diyani Umumi İdaresi nihayet 23 Eylül 1923 tarihinde adı geçen anlaşmalar ve sözleşmeler gereğince ve hukuk yetkisi içinde tekrar belirlenebilecektir. Ödeme akçesi meselesi alacakları halledilinceye kadar Diyani Umumi İdaresi gerek Türkiye lehinde gerek alacakların lehinde hiçbir muamele icra etmeyecektir. Türkiye Hükümeti ile Diyani Umumi İdaresi, Türkiye Hükümeti'ne geçici olarak ödenecek meblağ hakkında anlaşacaklardır. İşte Sir Horace Rumbleton, Mösyö Montagne'yi yanına alarak General Pilli ile İsmet Paşa'ya teklif ettiği çözüm yolu buydu. Bu çözüm yolu, İsmet Paşa'nın önceden yaptığı 3 teklifle muhalefet şerhi koymak teklifine benzemekteydi. Ve bu yüzden tatmin edici nitelikteydi. Yalnız İsmet Paşa bu formülün bir noktasına itiraz etmişti. Diyani Umumiye tarafından hükümete geçici olarak ödenecek meblağ hakkındaki son fıkrının daha fazla açıklığa kavuşturulmasını istiyordu. Formülü Fransız Maliye Bakanı Mösyö Bargeton'la İngiliz Maliye Uzmanı Mr. Willis beraber düzenlemişlerdi. Onlar teklifi kaleme aldıktan sonra müttefikler tarafından gözden geçirilmiş, her üç müttefik metin üzerinde anlaştıktan sonra Sir Horace Rumbold almış, teklifi İsmet Paşa'ya getirmişti. İsmet Paşa yazılan formül metnini okuduktan sonra formülde Frank açıklaması olmadığını fakat dünya barışının temin için yazılan muhalefet şerhiyle yetineceğini, yalnız alacaklılarla görüşme bitinceye kadar Diyani Umumi gelirlerinden hükümete verilecek kısmın tayinini istemişti. Bu noktaya İngilizler itiraz etmemişlerdi. İsmet Paşa'nın istediği açıklık nihayet önemli bir mesele teşkil etmediğine göre senetler işine çözümlenmiş gözüyle bakmak mümkündü. Çünkü meselenin o kadar anlaşmazlığa sebep olan esası halledildiğine göre şimdi anlaşmanın komite tespiti için İsmet Paşa'nın ileri sürdüğü tali nokta etrafında yapılmakta olan görüşmenin bitmesi bekleniyordu. İngilizler önce İstanbul gelirlerinin Diyani Umumi İdaresi, Anadolu gelirlerinin de Türkiye tarafından toplanması teklifinde bulundular. İsmet Paşa bunu kabul etti. Fakat Fransızlar buna razı olmayınca Sir Rumbold yeniden İsmet Paşa'ya geldi ve kendi tarafından yapılan teklife Fransızların razı olmadığını, dolayısıyla teklifi yapılmamış farz etmesini, iki tarafın Diyani Umumi gelirini belirli oran üzerinde toplamasını rica etti. Demek mesele halledilmiş, yalnız gelirlerin geçici olarak hükümete verilecek kısmına tayin durumu kalmış, bu da prensip itibarıyla kabul edilmişti. Fakat Sir Horace Rumbleton bu teklifi İsmet Paşa'ya getirdiği tarihten 5 gün sonra tam 5 gün özel görüşmelerle tarih nokta etrafında uzmanlar bir çözüm yolu aradıkları sırada bir pazartesi günüydü ki 18 Haziran akşama doğru Sir Rumbleton ve Mösyö Montagne aralarındaki İngiliz maliye danışmanı Mr. Willis olduğu halde Lozan Palas'a geldiler ve doğru General Pilli'nin dairesine çıktılar. Müttefikler baş delegelerinin toplantısı 1,5 saat sürdü ve toplantının sonunda yeniden birçok söylentiler, kötü haberler çıkmaya başladı. Durumda ani bir değişiklik olduğu telaşlı toplantılardan ve müttefikler arasındaki görüşmelerden anlaşılıyordu. 5 gün önce General Pilli'nin de rızasıyla Sir Horace Rumbold tarafından yapılan son tekliften Fransızlar şimdi cayıyorlar, geri dönmek istiyorlardı. General Pilli 18 Haziran sabahı İngiliz ve İtalyan başdelegelerine yaptıkları tekliften vazgeçmek arzusunu açıklamıştı ve Diyani Umumi gelirinin paylaştırılmasına dair olan tali noktaların görüşülmesi sırasında birdenbire akçe cinsi hakkında beyanname konan muhalefet şerhinin de hükümetinin onayını almadan kabul edemeyeceğini söyleyerek esasen uzlaşıldığı sanılan asıl meselede anlaşmazlığın devam ettiği açık ve kesin ifade etmişti. Bunun üzerine Sir Rumbold ile Mösyö Montagne ve General Pilli arasında biraz hararetlice olduğu söylenen bir tartışma başlamıştı. İngiliz başdelegesiyle Mösyö Montagne bir kere yapılan tekliften bir daha geri dönmeyeceğini söylemişler, meseleyi bir an önce bitirmek azminde olduklarını ilave ederek nasıl olur İsmet Paşa ile anlaştık, kendisine ne cevap veririz demişlerdi. General Pilli, İngiliz ve İtalyan başdelegelerine haklı olduklarını söylemiş fakat hükümetinin görüşünü öğrenmeden kesin bir rıza göstermeyeceğini ilave etmişti. Benim elimde bir şey yok, hükümetimden soracağım. Bununla beraber Mösyö Poincaré'nin rıza göstereceğini ümit ediyorum demekteydi. Üç müttefik devlet başdelegesi tam 2 saat tartışmışlar, görüşmeyi aralarında tam bir anlaşmazlık olduğunu görmek suretiyle bitirmişlerdi.
İngiliz ve İtalyan başdelegeleri Fransız başdelegesine şimdi söylediği muhalefet şerhinin daha önce teklifi yaparken söylemiş olması gerektiğini, hükümetinin rızası lüzumunu hatırlatması için General Pirli'nin 5 gün beklemesine hayret ettiklerini söylemişler ve bu durum karşısında kendilerinin de meseleyi hükümetlerine olduğu gibi yazmak mecburiyetinde bulunduklarını ilave etmişlerdi. Demek şimdi senetler meselesi General Pirli'nin yapılan tekliften caymasıyla tekrar Londra'ya, Roma'ya, Paris'e havale ediliyordu. Fakat durumu özel olarak haber alan Türk heyeti hiç tutumunu bozmadı. Çünkü müttefikler gelecek cevaplara göre hareket etmeyi aralarında kararlaştırdıkları halde Türk başdelegesine tekliften vazgeçtiklerini henüz söylemiyorlardı. Sir Horace Lambert'ta Mösse Montagna, Türk heyetine böyle bir teşebbüste bulunmayacaklarını, sözlerinden dönmeyeceklerini açıkça söylemişlerdi. General Pirli ise şahsen bu konuda herhangi bir ifadede bulunacak durumda değildi. Anlaşılıyordu ki teklifin yapıldığı zamanla General Pirli'nin geri dönmek istediği zaman arasındaki 5 gün içinde Paris'teki alacaklarla diğer sarraflar, ilgili maliyeciler, görüşmelere göre spekülasyon yapan bütün borsacılar Fransız hükümeti üzerinde yetkili bir baskıda bulunmuşlar ve sonunda heyetini zorla bir çıkmaza sokmuşlardı. Fakat İngilizler, İtalyanlar, diğer heyetler, özellikle Yunanlılar artık bezginlikle değil, Fransız maliyecilerinin ısrarı karşısında gerçekten bıkıp usanmış insanların bütün ifadelerini gizlemekteydiler. Dünyanın barışa, sükuna kavuşmasına nihayet 40-50 sarrafla borsacının engel olabilmesi, herkese üzüntü ve hüzün vermekte gecikmemekteydi. İngilizlerle İtalyanların konferansta Türk heyetiyle anlaşmadık hiçbir önemli meseleleri kalmamıştı. Hatta ikinci derecedeki meseleler de çözümlenmişti. Yunanlılar kendilerini ilgilendiren bütün meselelerde uzmanlaşmışlar, İsmet Paşa ile tek başlarına barış yapmaya bile hazırlanıyorlardı. Mösse Benizelos iki günde bir müttefikler başdelegelerini ziyaret ediyor, "Affedersiniz daha fazla bekleyemeyeceğim, orduyu daha çok silah altında tutamam," diyordu. Demek aylarca görüşmeden ve birçok tartışma ve yatışmalardan sonra konferans şu noktaya gelmiş bulunuyordu. Heyetler son bir formül üzerinde anlaşmışlardı. Formülün son fıkrasını teşkil eden geçici ödemeler hakkında Türk heyeti açıklık istemişti. Bu açıklığı istemekte haklıydı. Çünkü aksi takdirde alacaklılar, Türk heyetinin istediğinden fazla para alacakları için görüşmeleri uzatmakta menfaat göreceklerdi. General Pirli şimdi bunu bahane ederek tekliften olduğu gibi geri dönmek istiyor, Poincaré hükümetine durumu yazdığını söylüyordu. Diğer heyetler de hükümetlerine durumu bildirmişlerdi. O halde müttefiklere gelecek talimatı beklemeye mecburdular. Ancak bir taraftan İsmet Paşa cevabın acele olarak verilmesi hakkında müttefikler yanında teşebbüste bulunuyor, bir taraftan da Mösse Benizelos arka arkaya müttefiklere başvurarak "daha fazla bekleyemeyeceğim, daha ne zamana kadar Fransız hükümetinin keyfi olup cevap vermesini bekleyeyim?" diye soruyordu. Müttefikler kendilerinin de acele cevap vermek istemediklerini, fakat hükümetlerinin çok meşgul olduğunu, talimatın bundan geciktiğini söyleyerek çabuk cevap vermeye gayret edeceklerini vaat ediyorlardı. Bu arada yapılan görüşmelerde boşaltma esnasındaki malum uzlaşma teyit edilmekten geri durulmuyordu. Ayrıcalıklar hakkındaki görüşmelerde Ankara'da devam ediyordu. Hatta Fransız şirketlerinin hemen hemen işlerini bitirdikleri haber alınıyordu. Bunlardan yalnız 2-3 şirketin meselesi henüz belirsizdi. Haziran sonlarına doğru durum bu manzaradaydı. Konferans kulislerinde görülen manzaralar. Fakat konferans kulislerinde süre gelen bazı olayların o çerçevede bulunan birçok insan üzerine yaptığı etkiler ayrıca hazin bir hikayeydi. Edinilen genel izlenimler toplanarak özetlenince şöyle bir düşünce alemine girmemek mümkün değildi. İster antlaşma imzalansın, ister delegeler anlaşamayarak dağılsın, iki şıktan hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, Lozan Konferansı'nın gerçek olaylara dayanan psikolojik bir tarihçesini yapmak özellikle Türkiye için çok faydalı olabilirdi. Türkiye adına yabancı devletler temsilcileriyle ileride görüşecek geleceğin delege ve danışmanları için böyle bir belgenin dikkate değer dersleri ve örnekleri gözler önüne sereceği ümit edilebilirdi. Diplomatların milletler arası toplantılarda dünya meselelerini nasıl görüştüklerini bilmeyenler, görüşmeleri yalnız uzaktan işleyenler, heyetleri oluşturan unsurları yakından göremeyenler, genellikle zihinlerinde onları olağanüstü birer yaratık olarak efsane kişileri tepelerine yükseltirler. Mesela Lozan Konferansı'na gelmeden önce İsmet Paşa'nın feragat hissiyle dolu şahsını görenler, Türkiye'nin karşısına çıkacak delegelerin de aynı şekilde düşünerek ve bütün küçük hesapların üstüne yükselerek mutlaka barışı sağlamayı başaracaklarını ümit ettiler. Oysa birinci konferansta mensup olduğu ailenin İngiliz kralı hanedanından daha eski olduğunu söyleyerek, gelenek ve asaleti tavır ve hareketlerine çıkış noktası yapan bir Lord Curzon'un hasta sinirleri yüzünden dünya barışı ve milletler birkaç defa tehlikeyle yüz yüze geldiler. Ancak İsmet Paşa'nın sabrı ve soğukkanlılığıdır ki savaş ihtimallerinin önüne geçti. Yine birinci konferansta Fransız delegeleri yüzünden bütün görüşmeler sonuçsuz kaldı ve nihayet konferans dağıldı. Fransız mali gruplarının ve alacaklar tarafından örülmüş menfaat ağlarının içine alınmış bir Mösyö Bambert, bir Mösyö Bariri, birinci konferansın sonucu almadan dağılmasında birinci derece etken olanlardı.
Şimdi ise General Pirli tam bir asker olmasına rağmen ve sözü has altından daha ağır tartmak gerekirken yine bütün iyi niyetle beraber bir sarraf grubunun etkilerinden kurtulamıyor ve Fransız heyetinin bu manzarası tarafsız seyirciye bile hayret veriyordu. Herhangi bir delegenin kendi memleketine mensup herhangi bir zümreye nihayet bir borsa spekülasyonu kârı sağlamak endişesiyle bütün noktalarında anlaşılmış 150 sayfalık bütün bir antlaşmayı ve o belgenin taşıdığı bütün hükümleri tehlikeye sürüklemek hakkı nasıl olabilirdi? Konferansta bir gün Ankara Antlaşması'nı uygulamaya memur Colonel McGuin için Fransa'nın resmi temsilcisi değildir demişti. Gerçek olmayan bu sözün başına açtığı dertten kurtulmak için Colonel McGuin'in hükümetine yazması, çizmesi, nihayet cevap alması ve ben hükümetimin resmi temsilcisiyim diyebilmesi ve ispat etmesi için aylarca uğraşması gerekti. Şimdi Fransız heyeti kendi telkinleriyle yapılan bir formüle Fransız hükümetinin talimatı ve bunu kabule müsait değildir etiketini yapıştırmakta aynı kayıtsızlığı gösteriyordu. Fakat havayı bulanık göstermenin en parlak örneği müttefiklerin hükümetlerine başvurarak talimat bekledikleri hafta içinde kendini gösterdi. Konferans talimat beklerken bir tatil havası içindeydi. Gelecek son cevabı evet ya da hayırı bekleyen konferansta her gün faaliyet durmuştu. Ne resmi toplantı, ne özel ziyaret, ne uzmanlar görüşmesi hiçbir hareket yoktu. Konferans tembellik devresine girmişti. Bu sırada yalnız Fransız gazeteleriyle Fransız ajansları durumu gergin göstermekte hala çıkar umuyorlardı. Oysa bir aydan beri Fransız gazetelerinin haber verdikleri ultimatomların kesintilerin hiçbiri gerçekleşmediği için bu yayınlar tamamen faydasızdı. Çünkü tehditlerin etkisi kalmamıştı. Bir gün sabrı tükenmeye başlayan İsmet Paşa'nın ne zaman cevap alabileceğini sorması üzerine General Pirli talimatını alır almaz kendileriyle konuşmak isteyeceğini söyledi. İki gün sonra General Pirli İsmet Paşa ile görüşmek isteyince herkes talimatın geldiğini sandı. Oysa General Pirli görüşme sırasında İsmet Paşa'ya henüz talimatın gelmediğini fakat her an için beklediğini söylemişti. Bu arada General Pirli'nin kafasında diğer delegelere baskı uygulama tedbirine ilişkin fikirler olduğu haber alınmıyor değildi. Fakat Sir Rumbold ve Monsieur Montagne daima bu teklifin aleyhinde olduklarını tekrar etmişler ve hayır demişlerdi. Ancak bu temaslardan bir şey seziliyordu. Talimat gelmişti fakat gizleniyordu. Bu talimatın bazı noktalarında birbirinden farklı olduğu söyleniyordu. Bunun üzerine Sir Rumbold'un İngiliz heyetinden birini Londra'ya göndermesi, Fransız heyetinin de Paris'ten bir açıklama istemesi görüşülmüştü. Bu sırada General Pirli diğer delegelere İsmet Paşa'ya giderek şifahi bir baskı yapmalarını teklif etmiş fakat bu teklifi de diğer baskı teklifleri gibi reddedilmişti. Bunun üzerine General Pirli yalnız başına İsmet Paşa'ya gelerek talimatın tam olarak henüz gelmediğini, Paris'te Londra'dan önemli noktaların sorulmasına ihtiyaç duyulduğunu söylemiş, bir iki gün daha sabır dilemişti. Bu arada şu durum ortaya çıktı. Müttefiklere talimat geldiği haberinin arkasından müttefikler baş delegeleri toplandı. Bu toplantının arkasından General Pirli İsmet Paşa'yı ziyaret etti ve bu ziyaretten sonra Konferans Genel Sekreterliği İktisadi Komitenin toplanacağını bildirdi. Delegelerin aralarında tali noktaların ve uzmanlardan gelen maddelerin bir an önce görüşülüp onaylanması, bunların tasnif olunması ve basılması, böylece antlaşmayla bağlı bütün belgelerin imzaya hazır getirilmesi, bu sırada senet meselesinin de özel olarak çözümlenmesi için karar verdikleri hissediliyordu. Demek antlaşma 56. maddede dahil olduğu halde Duyuni Umumiye'ye ait hiçbir kayıt kalmayacaktı. Demek mesele kesin olarak yalnız beyannameye bağlı olarak antlaşmadan çıkarılıyordu. Bu sırada müttefiklere gelen talimatında ne olduğu hakkında bazı haberler sızmaya başladı. Genel şekil gösteren talimat, tarafların çıkarlarını uzlaştıran nitelikte bir antlaşma zemini bulmak için delegelerin aralarında anlaşmasını ve barışın sağlanmasını bildiriyordu. Ultimatom, tehdit söylentileri suya düşüyordu. Fakat müttefiklerin aralarında anlaşmak kolay değildi. Her delege barışa varmak için ayrı bir yol takip etmek istemekte ve General Pirli'nin baskı yolu Sir Rumbold'la Monsieur Montagne'nin uyuşma yoluna zıt görünmekteydi. Bu sırada Thames gazetesi de meseleye bir çözüm getirmek için müttefiklerin ortaklaşa bir çare bulmaları tavsiyesine başladı. Yazdığı makalenin sonunda müttefiklerin bir mektupla son görüşlerini İsmet Paşa'ya bildirmeleri ihtimalini bir telkin halinde ortaya attı. İşte General Pirli'nin müttefiklerden istediği de zaten buydu. General Pirli bu mektubun bir baskı niteliği taşımayacağına arkadaşlarını inandırmak istiyor, onlarsa bu surette gönderilecek bir mektubu mutlaka baskı etkisi yaratacağını söylüyorlardı. Tekrar talimat istemek meselesi bu görüş anlaşmazlığından ileri gelmiş olabilirdi. 23 Haziran akşamıydı ki İsmet Paşa, Sir Rumbold'la görüşmek üzere Birvage'e gitti ve saat 11.30'da otele döndü. Otele girdiği zaman yüzü gülüyordu. ''Paşam gülüyorsunuz, iyi bir haber var. Bu akşam derhal bize söylersiniz.'' tarzındaki birçok ricalar üzerine İsmet Paşa, Türk muhabirlerini yanına alarak asansöre bindi, dairesine çıktı. İsmet Paşa 12'ye çeyrek kala General Pirli ile görüşecekti. Türk muhabirlerine ''Siz burada bekleyiniz.'' diyerek General Pirli ile görüşmeye gitti. Yarım saat sonra odasına geldi ve gazetecileri etrafına alarak şunları söyledi.
Geçenlerde müttefiklerle görüşerek büyük meselelerin birer birer çözümlenmesini ve bundan sonra tasfiyeleri daha kolay olan tali meselelere geçirmesini kararlaştırmıştık. Böylece yabancılara ait adli usul meselesiyle tamirat meselesini hallettik. 20 günden beri de senetten meselesini görüşüyoruz. Bu meselede biliyorsunuz hukukçular formül denilen ve uzmanlar tarafından hazırlanan son bir çözüm şekli buldular. Biz bu formülde bir noktanın düzeltilmesini istedik. Alacaklar da kesin olarak uyuşuluncaya kadar duyuni umumiye gelirlerinden geçici olarak hükümete verilecek hissenin tayinini talep ettik ve bunu istemekte haklıydık. Duyuni umumiyede alacaklara frankla ödemeyi mümkün kılacak miktarda para ayrılması fikrini ileri sürdük. Çünkü alacaklara franktan fazla para bırakılırsa belki bu surette istedikleri parayı oradan kolaylıkla alınca gelip görüşmeye yanaşmamayı tercih ederler diye endişe ettik. Bize verilecek para esasen geçiciydi. Biz öyle geçici bir ödeme tarzı bulmak istedik ki ne biz onlara karşı bir üstünlük sağlayalım ne de onlar bize karşı farklı bir tutum alsınlar. Bütün dünyaya karşı vereceğimiz paranın cinsini ilan ettik. Yani yalnız Fransız frangı verebileceğimizi söyledik. Bu şartla taahhüt altına girmeye hazır olduğumuzu da daima söylüyoruz. Müttefikler bu formülü hükümetlerine bildirdiklerini, cevap beklediklerini, çabuk cevap alabilmek için de ayrıca girişimde bulunacaklarını söylediler. Şimdi bekliyoruz. Dolayısıyla konferansın bir an önce bitmesi için bizim tembelliğimizden değil, müttefiklerin kesin çözümünü hızlandırmamalarından ileri geliyor. İkinci büyük mesele olarak işgal altındaki yerlerimizin boşaltılması meselesi geliyor. Bu meseleyi özel görüşmelerde verilen teminatlara dayandırarak prensip itibariyle çözümlenmiş sayıyoruz. Yalnız bu çözüm henüz formül konmadığı için tabii kesin sayılamaz. Ayrıcalıklar meselesine gelince Ankara'da şirketlerle görüşmeye devam ediyor ve Fransız şirketlerinden büyük kısmı anlaşmazlık noktalarını değiştirmiş bulunuyor. Birkaç şirket kalıyor ki Fransız basınının da itiraf ettiği gibi tali derecede önemi olan şirketlerdir ve bunlarla da görüşmeler iyi neticeye erişebilmek üzerinedir. Son günlerde yine Suriye sınırında askeri yığınak yaptığımıza dair bir takım dedikodular çıkarmaya başladılar. Bu dedikoduların katliyen aslı yoktur. Bütün bu söylentiler fikirleri mali bir meseleden diğer bir meseleye geçirmek ve orayı çevirmek maksadından ileri gelmektedir. Değil Suriye sınırında askeri yığınak yapmak biz bilakis birkaç sınıfta terhis etmiş bulunuyoruz. Eğer gerçekten bir askeri yığınak varsa bunu Suriye sınırının öte tarafında aramak lazımdır. Çünkü Fransızlar İskenderun'la Halep arasında pek faal askeri harekette bulunuyorlar. Gelen raporlar bu konuda tereddüte yer bırakmayacak derecede ayrıntılı bilgi vermektedir. Bir mesele de şudur. İstanbul'daki depolarda bulunan mühimmat son günlerde müttefikler tarafından başka taraflara taşınmaktadır. Halbuki barışın imzalanmasıyla beraber bize ait olan bu mühimmatın yine bize iadesi kararlaştırılmıştı. İşte İsmet Paşa'nın Sir Rumbold'la General Pilly'i son ziyaretleri bunu söylemek ve dikkatleri bu noktalara çekmek için yapılmıştı. Haziran'ın 23'ünde müttefikler başdelegeleri İsmet Paşa'ya bir mektup göndererek askıda kalan meselelerin görüşülmesi ve çözümlenmesi için kendisini öğleden sonra saat 4.30'da Oşi Şatosu'nda toplamaya davet ettiler. İsmet Paşa'nın bir gece önce sırayla Sir Rumbold, Monsieur Montaigne, General Pilly'i ziyaret etmesi konferans çevresinde Türkler devletlere ya hallediniz yahut gidiyoruz dediler. Söylentisinin çıkmasına sebep olmuştu. Oysa İsmet Paşa bu derece sert bir teşebbüs yapmamış olmakla beraber o temaslarda müttefiklerden görüşmelere hız vermelerini bir daha rica etmişti. Bu teşebbüsün hemen ertesi günü müttefikler İsmet Paşa'ya davet mektubu gönderince herkes zile artık bu akşam hallediliyor kanaati geldi. 10 günden beri müttefikler heyetlerine talimat gelmesini bekleyen, atıl duruma düşen konferans çevresinde yeniden çalışma ve canlılık başladı. Delegelerle danışmanlar arasında gidip gelmeler tekrar hızlandı. Her tarafta akşam yapılacak toplantıya dair türlü sorular, tahminler, görüşler yapıldı. Ne zannediyorsunuz? Bir uzlaşma teklif edecekler. Nasıl bir uzlaşma? Son formülün içerdiği sözleşmeleri tanıyoruz. Fakat senet ödemelerinde kullanılacak akçe cinsi ayrı tutulmak üzere. Tarzındaki esasa ait muhalefet şerhini kabul edecekler. Yalnız beyannamenin sonundaki alacaklarla kesin biçimde anlaşılıncaya kadar düğünü umumiye yalnız frankla ödemeye yeterli gelecek para bırakılması kaydını değiştirmek isteyecekler. İsmet Paşa kabul etmez. O halde fena. Yani savaş mı? Savaş yapmazlar. Fakat belki ortak bir mektup yazarak son görüşümüz budur. Ya imzalayınız ya reddediniz diyebilirler. Kabul edilirse barış imzalanır, kabul edilmezse görüşmeler yine kesintiye uğrar, hükümetler arasında görüşme başlar. Görüşme başlamaz, ya savaş olur ya barış dediğiniz vaziyet Fransızların arzu ettiği vaziyettir. Evvela bu ortak mektuptan 20 gündür bahsediyorlar. Hatta ultimatum verileceğini söylüyorlar. Halbuki ne mektup gönderiliyor ne ultimatum veriliyor. Çünkü İngilizlerle İtalyanlar herhangi bir baskı hareketinin netice vermeyeceğini anlamışlardır ve böyle bir harekete girişmek de istemiyorlar. Onun için ultimatum blöfünü bir aydır işite işite artık buna kimsenin güveni kalmamıştır. Kesintiye gelince senetler için değil İngilizler, İtalyanlar, Yunanlılar, Fransa hükümeti bile kesinti yapamaz. Fransa ne kadar gürültü ederse etsin 40-50 alacaklarının çıkarı için Türkiye ile savaşa kalkamaz.
Askıya almaya gelince bu konferansın bir üçüncü perdesi açılamaz. Ya savaş olacaktır ya barış. Türkiye yüz binlerce kişilik orduları Fransa'nın hatırı için aylarca silah altında tutmayacağına göre konferans sonuçsuz kalınca Türkiye hareket serbestliğini hemen alır. Muday Anlaşması'nı fesheder, istediği gibi harekette serbest kalır. Bu hareketin sonuçları ve sorumluluğu da Türkiye'ye ait olamaz. Kim alacaklar hesabına konferans bu vaziyette koyarsa sorumluluk da tabii onundur. İngiltere ile Türkiye arasında mesele kalmamıştır. Bir boşaltma işi var ki prensip itibariyle o da halledilmiş sayılır. Özel görüşmelerde boşaltma teminatı sağlamlaşmıştır. İngilizlerin bunu şimdiye kadar halletmemeleri Fransızların ricasından ileri gelmektedir. İtalyanlarla Türkiye arasında en küçük bir ayrılık noktası yoktur. Yunanlılara gelince onlarla da bütün hesaplar tasfiye edilmiştir. Şimdi bu devletler Fransa'nın hatırı için ve senet faizleri meselesinden dolayı savaşacaklar mı? Görülüyor ki General Pilli'nin sürekli rica ve ısrarlarına kapılarak barışı geciktirdikleri görüldükçe onlar da sinirlenip sabırsızlanıyorlar. Venizelos boyuna müracaat ediyor. Ya barışı yapın ya barışı yapayım diyor. Devletler de bu hafta yapacağız, biraz daha sabır cevabını veriyorlar. Vaziyet açıktır. Fransızlarla anlaşılmazsa Fransızlar giderler, nihayet barış diğerleriyle imzalanır. En başta Amerikalılar olmak üzere. Toplantıdan önceki bu konuşmalar konferansın hangi akımlar içinde bulunduğunu gösteriyordu. Saat 4.30'a doğru İsmet Paşa asansörle indi. Türk delegeleriyle bazı danışmanlar yanındaydı. Mali ve ekonomi uzmanları da bu toplantıya çağrıldıkları için onların da çantaları koltuklarının altında toplantıya gitmek üzere merdivenlerden indikleri görülüyordu. Önemli toplantı 4.30'dan 7'ye kadar devam etti. Oturum açılınca önce İstanbul'un boşaltılmasından söz açıldı. İsmet Paşa bu noktanın Türkiye için hayati, boşaltma meselesinin adeta bütün bir barış meselesi demek olduğunu söyledi. Devletlerin muhtelif görüşmeler sırasında senet saydığı teminatlarına dayanarak boşaltma konusunun derhal çözümlenmesini istedi. Boşaltma konusundaki görüşünüzü ve arzunuzu tatmin edeceğiz. Yeni prensipler itibarıyla istediğiniz şekilde boşaltmayı kabul ediyoruz. Yalnız bu meseleyi bütün diğer meselelerin çözümünden sonra görüşelim cevabını verdiler. Müttefiklerin maksadı açıktı. Fransız gazetelerinin yayınından da anlaşıldığı gibi boşaltma meselesini senetten meselesi için bir baskı vasıtası olarak sona saklamak istiyorlardı. Boşaltmayı yani İstanbul'a boğazları istediklerini aldıktan sonra vermek istiyorlardı. Böylece boşaltma meselesi müttefiklerin elinde kuvvetli bir silahtı. Toplantıda bu noktayı çözeceğiz fakat sonunda deyince manevra sırıtmaya başladı. İsmet Paşa müttefiklerin bu cevabına derhal itiraz etti. Böyle bir görüşme tarzının doğru olmadığını söyledi. Boşaltma meselesinden sonra senetlere geçildi. General Pilli müttefiklerin henüz talimat almadıklarını, onun için senetten meselesinin bugün de konuşulamayacağını bildirdi. O zaman İsmet Paşa, "O zaman bizi bugün buraya niçin çağırdınız?" diye sordu. Müttefikler bütün tali noktaları çözümlemek ve ayrıcalıklar işini görüşmek istedikleri cevabını verdiler. Ayrıcalıklar kelimesi söylenince İsmet Paşa hemen söz aldı. "Kaç defa söyledim, bu konuyu burada görüşemem. Ankara'da görüşülüyor. Ayrıcalıklar meselesinin görüşülme yeri burası değildir. Ankara'da birçok şirket anlaşmazlıklarını çözdüler. Geriye kalanlar da çözülmek üzeredir. Bütün meseleleri halledeceğiz. Bu ayrıcalıklar meselesi sona kalır. Eğer o zamana kadar Ankara'da görüşmeler sona ermezse fikrimizi o zaman söyleriz." Podcast dinle.